İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Haçkar, belgeleme, koruma ve devamı, ders tartışma. Vurulan helikopter entrikası Rusya Nahçıvan'a girecek mi? Bitcoin'in fiyatı 40.000 ABD dolarını aştı. Konya'daki Ermeni Kilisesi kültür merkezi haline getiriliyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde balon balığı tehlikesi. Ermenistan Cumhuriyeti 2021'de Ryanair ile birlikte ziyaret edilecek 21 ülke arasında. Sevgili yurttaşlar, Ulusal Ermeni Araştırmaları Derneği ile Ermeni Mimarisi Araştırmaları Vakfı 9 Ocak saat 22'de haç biçiminde oyulmuş taş anlamına gelen haçkarların belgelenmesi ve korunması üzerine ortak bir konferans sunacak. Katılımcılar Argam Ayvazyan, Hamlet Bedrosyan, Rafi Kortoşyan ve Gayane Mofsisyan. Nahçıvan'da Ermeni kültürünün yok edilmesi 21. yüzyıldaki kültürel yıkımın en bildirilmemiş tezahürlerinden biridir. 2020 yılı bu sistematik yıkımın son aşamasının 15. yıl dönümüdür. 2005 yılında Azerbaycan ordusu Nahçıvan'ın Cuha bölgesinde kalan binlerce Ermeni haçkarlarını kırarak unufak etti ve böylece bölgedeki Ermeni kültürünün son kalıntılarını ortadan kaldırdı. UNESCO bu anıtları kültürel kimlik olarak tanımladı ancak onları korumak için adımlar atmadı. Konferans, yüzyıllar boyunca kültürel yıkımın bu dışa vurumu hakkında farkındalık yaratmak için bir serinin üçüncü projesi olacak. Ayrıca haçkarların sanatsal, kültürel ve dini önemi gibi günümüze kadar ayakta duran antik haçkarların korunmasına yönelik süreklilik taşıyacak bir çabası olacak. Katılmak için önceden kayıt almanız gerekmektedir. Ayrıca canlı YouTube bağlantısı gerçekleşecek. Rus askeri helikopterinin düşürülmesi davasıyla ilgili bir kaynak, Interfax ajansına yaptığı söyleşide, bu davanın soruşturulması sırasında özellikle bazı şüphelilerin tespit edilmesi ve yaşanan olayların bazılarının açıklığa kavuşturulması için bir takım soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesine ihtiyaç vardı. Bu bağlamda uluslararası hukuki yardım için Azerbaycan'a bir talepte bulunuldu diye anlattı. Rusya Soruşturma Komitesi'nin davayı yeniden nitelendirdiği dün öğrenildi ve daha önce uçuş emniyet kurallarının ihlali nedeniyle başlatılan dava şimdi kasıtlı cinayet özelliğini taşımaktadır. Yeniden nitelendirmenin sadece hukuki değil siyasi önemi de olduğu aşikar. Dahası helikopteri düşüren yabancı devlet Azerbaycan mı yoksa Türkiye mi hala bir soru. Rus helikopteri olağanüstü bir dönemde yani Yerevan-Moskova-Bakü arasında imzalanan üçlü ateşkes anlaşmasının tartışıldığı 9 Kasım akşamı düşürüldü. Zaman açısından zaten bu ilgi çekici vuruş aslında yeni renkler alıyor. Acaba Rusya Nahçıvan'a zorla girmek için helikopter meselesini kullanacak mı? Tabii ki bu sadece kolluk kuvvetlerinin girme olasılığı ile ilgili. Aslında şu anda Moskova'nın şüpheliler çemberini bulmak için karşılıklı adli yardım ve soruşturma faaliyetleri için Azerbaycan'a başvurduğu yetkili bir Rus kaynağı aracılığıyla sızdırılan bilgiler var. Her şeyden önce bu, Moskova'nın soruşturma konusunda Bakü'ye olan güvensizliğini dile getirdiği, giderek Nahçıvan'a girme hırsına yaklaştığı ve aslında buna zemin hazırladığı anlamına geliyor. 20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalına göre, Perşembe günü Bitcoin %14.83 artarak 40.146 dolara yükseldi. En büyük kripto para birimi alım-satım platformu olan Binance'den Bitcoin %15.05 artışla 40.121 Amerikan dolarına yükseldi. Bitcoin, küresel kripto para piyasasının yaklaşık %69.1'ini oluşturmaktadır. Aralık ayının ikinci yarısında Bitcoin'in değeri yükseldi. 16 Aralık'tan bu yana kripto para birimi tüm zamanların en yüksek seviyesine 20.042 dolara ulaştı ve o zamandan beri rekorlar kırmaya devam ediyor. 2021'in ilk iki gününde arka arkaya birkaç işaret geçti ve 30.000 dolardan 34.000 dolara ulaştı. Bugün 8 Ocak'ta kripto para birimi bir Bitcoin'in değeri 36.000 ile 39.500 ABD doları arasında dalgalanıyor. Agunknet'in aktardığı ve haftalık Agos gazetesinin muhabiri Ferda Balancar'ın haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan
Kutsal Yerortuk'un Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı. Kilisenin restorasyon çalışmaları 2017 yılında başladı. Ancak Türk yetkililer bölgenin en büyük Ermeni kiliselerinden biri olan Kutsal Yerortuk'un Kilisesi'ni kültür merkezi haline getirme kararı aldı. Kaynağa göre Akşehir İl Belediyesi'nin kararıyla Ermeni Kilisesi Dünya Hiciv Ustalarının Sanat Evi olacak. Ayrıca kaynak, Raymond Gevorkyan'ın yazdığı 1915'ten önce Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler başlıklı monografide yer alan bilgilere dayanarak Ermenilere yönelik soykırımdan önce Akşehir ilinde 4950 Ermeninin yaşadığını belirtiyor. 1859-1945 yılında inşa edilen Surp Yerortuk'un Kilisesi'nin yanı sıra bu ilde 4 Ermeni eğitim kurumu bulunmaktaydı. Bunlar arasında Surp Stepanos Okulu yüksek profesyonel kalitesiyle çok ünlüydü. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde geçtiğimiz günlerde bir balıkçının yediği balon balığı zehirlenmesine neden olmuştu. Vatandaş balon balığının yenmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Akdeniz bölgesinden balıkların arasında karışarak yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki Van'a gelen balon balığı vakası yanlış yorumlara da neden oldu. Bazı sosyal medya ve haber kullanıcılarında balon balığının Van Gölü'nden çıktığı gibi yorumlar yer aldı. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş, balon balığının Van Gölü'nde yaşamadığının altını çizerek, balığın Akdeniz'in Antalya ve Mersin illerinden gelen deniz ürünlerinin arasında karıştığını belirtti. Akkuş, balon balığı Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen istilacı türlerdendir. Tabii Van'da bu hadisenin meydana gelmesi daha ilginç ve üzücü bir durumdur. Tabii bu balığın avcılığı belli izinlere tabidir. Çok büyük miktarlarda balık geldiği zaman haliyle bunların içerisine karışmış ve yetkililerin gözünden kaçmış olabilir, dedi. İtalya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği kendi medya hesabı olan Facebook sayfasında şu gönderiyi yaptı. Ermenistan Cumhuriyeti, Ryanair ile 2021'de ziyaret edilecek 21 ülke arasında yer almaktadır. Ryanair Havayolları bu düşünceyi basın bülteninde doğrulamaktadır. Doğu Avrupa ile Asya arasında yer alan Ermenistan Cumhuriyeti, tarihi mekanları, ilginç kültürü, ekstrem sporları, lezzetli Ermeni mutfağı ile herkesin zevkine uygun bir şeyler sunan, gelişen bir turizm merkezidir. Yüzyıllar önce üzerinde inşa edilen ülkenin başkenti Yerevan, güzel volkanik taşlar sayesinde Pembe Şehir adını almıştır. Pasif olan 2020 yılından sonra seyahat ufkunuzu genişletmek istiyorsanız, 2021 yılında ihtiyaç duyulan yolculuk bu olabilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masung adlı folk topluluğundan Yarhoşta adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.